en fazla ailelerimizi ihmal ediyoruz. Doğru. Hadis yorumlar. Hadis şey. Bu ayrı ama bunun üstünde bu bayağı. Kötü düşünülen insanı mahvettiği fikri herhalde burada işleniyor. Yani değiller. Evet diyorlar. Kurban. Çok güzel de yapmış. Allah'a ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da susun. Var mı ötesi? Hayır nedir? İnsanlara faydalı olandır. Bir ifade edecektir. Yani zaten yorum bunlar. Yürü böyle mümkünse yolu uzatmaya çalışan. Doğru. Kilometre fazla olsun diye. Kalbinden minicik kibir olan kimse cennete giremez. Kolay bak. İşi bitiyor yani. Değil mi? Bitti ya. Bitti ha. Kolay bak. Kalbinde minicik kibir olan kimse cennete giremez. Kalplerinize ve amellerinize derdir. Güzel söz sadakadır. Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır. Müminler bir vücut gibidir. Kardeşine güler yüz göstermek kadar da olsa hiçbir iyiliği küçümsemez. Yani iyiliğin küçüğü ya da büyüğü yok. Bir tebessüm bile sadaka olabiliyor. Efendim karşılık beklenmeden yapıldıktan sonra? Evet. En hayırlısı Kur'an'ı öğrenen öğretendir. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed'in yolu olsun. Biz de... Merhaba. Kızlar, çocuklar doğarlar ve temiz olarak doğarlar. Süreçte inşallah temiz kalırlar ama kirleniyoruz maalesef. Burada laf taşımayı bizim toplumumuzun da çok nefret ettiği bir buyur. Her duyduğunu başkasına aktarması kişiye günah olarak yeter. Davranmayan büyüklerimize saygı gösterilen bizden değildir. Şu anda toplumların şizofrene kaymasının temelinde aslında bu duygunun kaybedilmesi var. Küçüklere sevgi, büyüklere saygı. Bunların hepsi şimdi yeni NLP kuramı olarak önümüze çıkıyor. Bunların hepsi bir şekilde sunulmuş. Erdikleri zaman kendilerine yayılan hormonun onları ne kadar mahvettiği, demoralize ettiği de ortada. Şurada. İnsan elma vermiyor sen şey o zaman bu sevgi yerden efendim karşısına bizlere neler bağışladın, bizlere neler bağışladın, onlara da teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun.
Ben özellikle Sayın Başkan'a ve Anadolu Yazarlar Birliği'nin çok değerli üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. İslam'ı bu kadar güzel anlatan, hadislerle İslam'ı bu kadar güzel açıklayan böyle bir sergi gerçekten ben ilk defa görüyorum. Çok hoşuma gitti, çok mutlu oldum. Ve emeği geçen bütün güzel insanlar, başta Sayın Hocam, Başkanımız olmak üzere, herkesi kutluyorum. Ve bütün Urfalı hemşehrilerimizin, özellikle de çocukların bu sergiye gelmesini özellikle istirham ediyorum. Yani İslam'ın, Müslüman'ın, kardeşliğin ne demek olduğu bu sergideki şu güzel karikatürlerle o kadar güzel izah edilmiş ki bütün gençlerin ve özellikle çocukların bu sergiye gelmesini şahsen ben tavsiye ediyorum, saygılar sunuyorum. Anadolu Yazarlar Birliği olarak bir süredir arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa'da neler yapabiliriz'in peşindeydik. Nihayet Efendimizin aleyhisselam kutlu doğumu vesilesiyle bir dizi faaliyet yapmaya karar verdik ve bunların birincisi olarak da 40 çizgi 40 hadis sergisini açmaya karar verdik. Hasan Aycın Beyefendi'nin hakikaten enfes çalışmalarından oluşan 40 eseri burada sanatseverlerin beğenisine sunduk. Burada Efendimiz aleyhisselamın 40 hadis-i şerifinden seçilmiş 40 tane güzel sözü karikatürler desteğiyle insanlara sunulmuş vaziyette. Burada daha çok Efendimizin sözlerinden insana ve topluma bakan boyutları biz ortaya çıkardık. Ahlaka bakan boyutunu çıkardık ve Efendimizin 1400 yıl önce bizlere neler vaaz ettiğini, bizlere neler anlattığını burada çok net bir şekilde görüyoruz. Hakikaten biraz önce burayı gezen dostlarımız da belirttiler ki biz birçok duygumuzu maalesef kaybetmiş durumdayız. Belki bu sergi biraz kendimizi hatırlamamız adına, kaybettiğimiz gökkuşağını bulmamız adına bir vesile olabilir. Bu vesileyle ben 30 Nisan Balıkesir Amfi'de yapılacak olan ödül törenimizin de 7 Mayıs 2011 Cumartesi gününe Tehir Ordu'nun kanalımız vasıtasıyla duyurmak istiyorum. Bütün halkımızı da ücretsiz olan bu programa, Balıkesir Amfi'deki programa, Nadir Şerif programına davet ediyorum. Teşekkür ederim.